Sevgili dostlarım merhaba. 28 ve 29 Haziran tarihleri çok önemli ve büyük ihtimalle bu tarihlerde curcuna kopacak sevgili dostlarım. Kimin için curcuna kopacak? Hem Türkiye ekonomisi için hem de özellikle dolar için Jurcun'a kopacak gibi görünüyor. 28-29 Haziran tarihlerinde G20 zirvesi gerçekleştirilecek ve bu zirveye bakın kimler katılacak. G20 ülkeleri zaten katılacak. Onları biliyoruz ama Putin, Trump ve Erdoğan bir araya gelecekler. Büyük ihtimalle masada S-400 konusu olacak. Trump S-400'ün alınmaması konusunda Erdoğan'a baskı yapacak. Aynı şekilde Putin S400'lerin bir an önce teslim alınması konusunda Erdoğan'a baskı yapacak. Erdoğan bir yandan S400'leri kendisini korumak için almak isteyecek ama diğer taraftan Trump'ın uygulayacağı baskılar ve yaptırımlar konusunda da temkinli olacak sevgili dostlar. Ama günün sonunda G20 zirvesinde yani 28-29 Haziran tarihlerinde düğüm çözülmek zorunda kalacak. Hatta bu düğüm İskender'in kılıcıyla bir nevi kesilecek. Artık dönüşü olmayan bir yola girilecek. Zaten Temmuz ayına girdik. Girmek üzereyiz. 28-29 Haziran'dan hemen sonraki iki gün içerisinde Temmuz ayına giriyoruz. Ve Temmuz'un ortalarına kadar büyük ihtimalle S-400'lerin teslimatının gerçekleşmesi gerekiyor sevgili dostlarım. Acaba ne olacak? Bu konuyla ilgili Türkiye geri adım atmayacağım diyor. Amerika geri adım atmayacağım diyor. Görünen o ki Rusya'da geri adım atmak istemiyor sevgili dostlarım. Aslında bu konunun sinyallerini biz iki gün önce yapılan savunma bakanları toplantısında aldık. Savunma bakanları toplantısına Hulusi Akar katılmıştı ve Amerika adına da Amerika Geçici Savunma Bakanı Mark Esper katılmıştı sevgili dostlarım. Mark Esper Hulusi Akar'la görüşmesinde şu ifadeleri kullandı. S-400 alırsanız Amerika Türkiye'ye yaptırım uygular dedi. Peki bu yaptırımlar nedir? Onlara şöyle başlık başlık bakalım. Esper aslına bakarsanız başlıkları bize paylaştı. Dedi ki S-400 varsa F-35'i unutun öncelikle bir. İkincisi Amerika ekonomik yaptırımlar da uygulayacaktır bundan sonraki süreçte. Şimdi aslına bakarsanız katsayı kastediyor Esper. Katsanın açılımı Amerika düşmanlarına yaptırımla mücadele yasası. Bakın buradaki cümle çok önemli. Amerika düşmanlarına, evet Türkiye'yi artık bir müttefiki değil, bir düşmanı olarak görmeye başlıyor eğer ki katsa kapsamına Türkiye'yi sokarsa. Daha önce İran'ı, Suriye'yi bu kapsama sokmuştu. Afganistan'ı bu kapsama sokmuştu Amerika ve bu konularla ilgili ekonomik savunma ve aynı zamanda siyasi baskılar uygulamıştı bu ülkeleri. Aynını Türkiye'ye uygulayabiliriz diyor Esper, Mark Esper. Çok önemli. Peki Türkiye bunun karşısında durup S-400'ü alma konusunda ısrarlı davranabilir mi? Elbette davranabilir. S-400'ü alabilir. Ama o zaman Amerika'nın ve dünya finansal sisteminin kurallarının da dışına çıkmayı göze alacak. Evet, yani eğer ki bu finansal sistemin içerisinde kalmaya devam ederse, global ölçekte finansal sistemini yürütmeye devam ederse büyük darbeler almaya mahkum olabilir sevgili dostlar. Evet, çok büyük darbeler alabiliriz. Özellikle dolar konusundaki ve Merkez Bankası konusundaki açıklarımızı biliyorlar finansal sistemimizdeki problemleri, ekonomik sistemimizdeki problemleri çok yakından görüyorlar, takip ediyorlar, biliyorlar. Ellerinde kredi derecelendirme kuruluşlarının zaten notları var. Bunun yanında, bunun yanında sevgili dostlarım aynı zamanda Amerika Türkiye'nin borç alabileceği pek çok kanalı tıkayabilir. Nitekim IMF zaten kontrolü altında. Yani Amerika'nın okey demediği hiçbir ülkeyle IMF anlaşamaz. Herhangi bir kaynak aktaramaz, hiçbir şekilde borç veremez. Bu da Türkiye'nin CDS'lerin daha da hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasını beraberinde getirebilir sevgili dostlarım. Yani risk primlerimiz iyi'den iyiye çöp seviyelerine kadar yükselebilir. Zaten kredi notumuz çok düşük. Swap piyasasında da olumsuz bir itibarımız var ve günün sonunda Türkiye ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilir finansal yönden. Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmasının arkasındaki gerçekler bunlar sevgili dostlarım. Onun için rahatlıkla Amerika karşımıza çıkıp size ekonomik yaptırımlar uygulayabiliriz diyor. Peki bundan çıkış yolu var mı? Elbette var. Bir, kambiyo rejimini değiştirebilir Türkiye çok hızlı bir şekilde. İki, sabit kur sistemine geçebilir. 3 yönünü batıdan doğuya çok hızlı bir şekilde çevirebilir. 4 dövizin yükselmesine izin vererek zaten izin vermese de büyük ihtimalle dövizde çok baskılı bir hareket olacak. Dövizin yükselmesine izin vererek gümrük duvarlarını yukarıya çekebilir ve bir miktar ya da bir süre en azından kendi içine kapanabilir. Kendi vatandaşına kendi ürettiği mallarla hizmet edebilir. Yani yurt dışını bir süreliğine unutmak zorunda kalabilir. Bu arada bunu bir fırsat olarak kullanıp üretim, sanayi ve tarım alanında önemli işlere imza atabilir. Bütün bunlar tabii ki zor işler. Bunları yapmak kolay değil ama sonuç itibariyle G20 zirvesinde Amerika Savunma Bakanı ile Türk Savunma Bakanı arasındaki diyalog da gösteriyor ki bir sonuç çıkmayacak. Yani Trump Türkiye'nin S-400 füzeleri almasına sıcak bakmayacak bu konuyla ilgili çok ciddi yaptırımlar uygulayabilir. Bunun başında da eğer katsa konusu gelirse yani Türkiye'yi Amerika Amerika düşmanlarına yaptırımla mücadele yasası kapsamına sokarsa işte o zaman başımız belaya girebilir sevgili dostlarım. Doğru önlemleri almak zorundayız. Doğru kişilerle, doğru ülkelerle işbirliği yapmak zorundayız. Bundan sonraki süreçte Türkiye tarafını zaten mecburen belli etmek zorunda kalacak sevgili dostlar. Yani Amerika ile Avrupa ile büyük ihtimalle işbirliği yapamayacağını görecek. Avrupa Birliği biliyorsunuz Doğu Akdeniz'den dolayı zaten bize tavırlı. Büyük ihtimalle yakın zaman içerisinde Avrupa Birliği ülkelerinden de yaptırımlar gelecek ve bu yaptırımlar askeri ve siyasi yaptırımlardan çok yine ekonomik yaptırımlar üzerine kurgulanacak. Avrupa Birliği ülkeleri belki şu anda içerisinde Almanya, İngiltere yok ama Avrupa Birliği ülkelerin önemli bir kısmı Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını söylüyor. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs'ı tanımadıkları ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni sadece... Güney Kıbrıs Rum yönetiminin güdümünde yönetiminde gördükleri için neden? Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ya da Güney Kıbrıs Rum yönetimini kendilerinden görüyorlar ve kabul etmiş durumdalar. Hatta Avrupa Birliği'nin içerisine almış durumdalar. Dolayısıyla dolayısıyla sevgili dostlarım Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler zaten önemli bir şekilde gerilme noktasındaydı artık kopma noktasına gelebilir. Avrupa Birliği ile Türkiye iyice uzaklaşabilir. Yine Amerika-Türkiye arasındaki ilişkilerde S400 meselesi yüzünden kopma noktasına gelecek gibi görünüyor. Türkiye'nin tek alternatifi bir an önce etrafındaki ülkelerle el sıkışıp barışmak, aynı zamanda Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerle ilişkilerini daha da derinleştirmek dışında başka bir şey olamaz. Ekonomik olarak da onlarla entegre, onlarla birlikte hareket edebileceği bir modele ve biraz da ne yazık ki Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan uzaklaşacağı bir sisteme doğru kayacak gibi görünüyor Türkiye eğer ki G20 zirvesi bahsettiğimiz şekilde gerilimli geçerse. Peki dolar ne olur? Esas mesele bu sevgili dostlarım. Dolar ne olur? Dolar da G20 zirvesinden çıkacak sözler ve tavırlar çok önemli. Eğer ki G20 zirvesinden sert sonuçlar çıkar ise yani Trump Katsa ile Türkiye'yi tehdit etmeye başlarsa yani Türkiye'yi Katsa kapsamına alırsa neydi Katsa kapsamı? Amerika düşmanlarına yaptırımla mücadele yasası kapsamına alırsa Türkiye'yi büyük ihtimalle sevgili dostlarım çok hızlı bir dolar çıkışı başlayacaktır Türkiye'den bu da doların ani sıçramasını beraberinde getirecektir. Sizlere rakam vermeyeceğim. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz birkaç gün içerisinde doları 6.87 seviyelerinde bir anda görebiliriz ve daha sonrasında gelecek her haberle birlikte ve Türkiye'den çıkacak her dolarla birlikte ve Türkiye'ye girmeyecek her dolarla birlikte biliyorsunuz bankalar çok yakın zaman içerisinde borçlarını çevirmek zorunda, sendikasyon kredileri bulmak zorunda keza özel sektör, keza kamu sektörü yani toplamda 120 milyar dolardan bahsediyoruz kısa vadeli borç. Bu borçları çeviremezse daha da dolar sıkıntısına girecektir ve büyük bir devalüasyon bizi bekliyor olacaktır. TL ciddi anlamda değer kaybedecektir. Türkiye TL'nin değer kaybetmesini bir fırsat olarak kullanacak mı, kullanmayacak mı? Esasen soru işareti bu. Bu süreçten sonra eğer ki G20'de Amerika Türkiye birbirine girerse zaten ok yaydan çıkacaktır sevgili dostlarım. Evet bu videomun da sonuna geldim. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum ve eğer ki videomuzu beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka dostlarınızla paylaşın sevgili dostlar. Hoşça kalın.